Evet start startı verdik sensi. Ups ses ses ses. Bir dakika ne oldu ya? Oha canlı yayındasınız ama oğlum senin ses komple gitti sensi. O nasıl oldu? Bu gençler merhaba hoş geldiniz de i̇şte, ki Allah sensinizin sesi komple gitti ya. Ses komple gitti diyelim ses komple gitti. <laughs> <laughs> Sensei'cim ses Gelmedi mi? Ses veriyorum. Bence duyuyor olmalısın. O ateş ediyorsun ya sesin çok güzel geliyor gayet iyi. Evet arkadaşlar hoş geldiniz dükkana. Dükkan. Sen ne yapıyorsun sen sicim ya görüşmeyle. İyi takılıyoruz öyle. Asistan sayısı artınca biraz asistanlar bir şeyler öğretmek için çaba sarf edince biraz daha yorucu olabiliyormuş. Çok az mikrofonun sesini kısabilir misin? Yani bu arada yayın dışından arkadaşlar varsa çeşitli feedbacklerde bildirirlerse seviniriz. Canlı sohbet. Oo bir dakika. Şu anda ben oldu mu benimki? Senin ses geliyor. Senin sesle hiçbir problem yok. Aa şu an benim seste de problem yok. Çünkü bayağı indirdim senin sesi. Evet. Hacı demek işte bak senin kulaklık o kadar güzel hassas ki kulaklığın Tabii. o cücük yerinden çıkan sesi algılayıp arkadan tekrar geri veriyor pozitif feedback ya yapıyor. benimki aslında şey değil hani. Bilmiyorum. Yani stok, telefonun stok. içinden kutudan çıkan iPhone. Şey, normal stok yoktu iPhone'u ya. Şey, ha, neydi ki senin telefon? Kaliteli bir mal oğlum. Bayağı iyi Yo, bir şey değil. demek. Evet, Oppo siz... reno 4 Oğlum çok bugün üzüldüm ya. Niye Eski videomuzu izledim. Hızlı çalışmak Hı. diye video var ya. Evet, Abi ben ne kafa ütülüyormuşum ya. Hakikaten çok özür diliyorum senin, insanların. Yok be. O <laughs> konu değil abi. De. O video, videoların zamanla videolara bakış değişebilir. Ben o videoların çok e, kaliteli, çok emek sarf edilmiş videolar olduğunu düşünüyorum ya. Doğru emek sarf ettik de kalite daha kalitelisini bugün yapacağız sen seyircim ya. Bugün çok güzel Bakalım. konular buldum. Ya Şimdi... bugün konu dışında TUS hakkında heh, da bir şeyler heh. şey yapan varsa yazmışsın zaten sohbet kısmına da. Bakalım arkadaşlar selam verdiler şu an sadece iki arkadaşımız hoş gelmiş i̇yi selam sen. verdiler. Arda Batuhan. TUS'la ilgili ne var oğlum konuşacak ya girmiştir çıkmıştır insanlar işte ne bileyim iyi yapan yapanlar. Merak ediyorum artık kötü yapan ya, ya çok uzun zamandır bugün tuz olduğunu senden öğrendim ya o yüzden hani TUS'la ilgimiz bu değil ya. Oğlum ben de dün hanımdan öğrendim vallahi. <laughs> dedim video video falan çekim hadi lan bugün şey yarın tus varmış. Öyle dedim yani böyle sen dedim nereden duyuyorsun? Vallahi ne bileyim bunun böyle şeyde internette insanlar böyle işte yarın tusa gireceklere başarılar bilmem ne falan filan öyle şeyler varmış kanka böyle. Doğrudur. Ee, ya ne kadar saçma şeyler bu arada ya. Ne alakası ben abi şimdi yıllardır böyle... şey yapmadığım için. Ya, bazen böyle hatırlıyorum. Için. Şey de olurdu. Yok lan böyle sınav akşam falan öyle akraba uzaktan bilmem nereden işte Canullah yarın başarılar sınavda falan böyle ne bileyim arar ya böyle insanlar ne alaka ya. Ha, olabilir. Garip gelirdi bana. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım açıyorum. Şimdi geçen gün bir anket yapmıştım Aga. Tabii ki bunların garantisi yok. Anket şu. İnsan ee, insan gözünün görüntü kalitesi yaklaşık kaç megapikseldir? Soru bu aga. Şıklar evet. 0.5 megapiksel, 5, 50, 500, 5000. Ne dersin evet. sen seçim? 576 derim. <laughs> Yayından önce ne yaptın? İnternetten mi baktın? Yok onu biliyordum zaten. Oha biliyor muyuz helal olsun. Evet sen seçim. Tabii ki bunlar yaklaşık şeyler. Ee, vaktinde insanlar çeşitli araştırmalar yapmış. Valla ee, vallahi ne zaman işte ilk 2000 bilmem 2008 yılında mı 2010 yılında mı neyse işte. Şimdi genel olarak bir field of view denilen yani iki gözümüzün aynı anda bütün sahadaki gördüğü. FOV. Evet. Toplam. Radyolojide biz onu çok kullanıyoruz. To, ya tam bir doğru cevap yok aslında bu arada şeyin sorunun. Evet ee, Yani 576 iki gözün e, full gördüğü ama tabii bir de farklı şeyler de var. Mesela tek göz. Aynı bir fotoğraf makinesi makinesiyle iken şık aç kapa yaptın. Sadece o anda gözümüzün e, e, çevresel değil de anlık net gördüğü yer ne kadar ne kadar diye emmiler. Onu da böyle tahmini sallamışlar. 5-15 megapiksel çıkmış. Hmm. Tamam mı? Şimdi, aga hızlı çalışma videosu e, nu izlememeni tavsiye ediyorum ben. O vaktinde çektim. Çok kötü, çok saçmalamışım ben resmen ama. Yok niye? Şimdi e, aga düşününce aslında insan beyni olarak her Allah'ın günü beynimiz ders çalışırken yani günlük hayatta çok kompleks çok kompleks bir iş yapıyormuş. Onu keşfettim. Bu arada bir soru daha sorayım sen seyicim. Beynimizin kapasitesi kaç gigabayttır tahmini sallasan? Ya onu bilmiyorum. Ben onu 2-3 kere okumuştum. Salla te... Yok ya bir teori vardı. Yani tetabaytlardan daha yüksek falan bir şeyler diyorlardı. Vallahi aga, yine internette çeşitli böyle yazınca çıkan çeşitli şeyler var aga İnsan beyni iki buçuk milyon gigabyte falan. Tabii bu. Aynen em, onu yani buluyorum. bunu hesaplayan emmiler böyle uydurmuş iki buçuk milyon gigabyte ne ediyor? Vallahi baya bir şey ediyor aslında. Şimdi bugün e, gelmek istediğim nokta şu. Şimdi aga kitap okurken, ders çalışırken. Aslında beynimiz sürekli fotoğraf kareleri çekiyor. Aslında sürekli video video sürekli böyle şak 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 habire bir sürü input'a maruz kalıyoruz. Öyle değil mi? Hı hı. Ben bu e, şuradaki görüntünün aga ekrandaki şu anki şu yazının e, demin ekran görüntüsünü aldım. Ve bunu bilgisayar ortamında e, kaç şeydir diye hesapladım aga. Bu resmin mesela e, png hali 276 kilobayt 275 bin byte ediyormuş aga tamam mı png Hı -hı. formatında ee, nerede o bu resmin nereye gitti koçum o jpeg formatında 183 kilobayt ediyor aga bu resmin text hali kaç ne ediyordur sence tahmin etmeni istiyorum sen son kez burada Bilmiyorum. Muhtemelen 8 kilobayt falandır aga çok daha düşük. Bu resmin düz metin text haline indirgenmiş hali aga 916 byte imiş. Şimdi beynimizin aslında karışık yani çok komplike yaptığı iş ne biliyor musun? Her Allah'ın günü her Allah'ın saniyesi sürekli bilgiyi çöpe atmak. Yani görsellikle gelen artık bilgi. Artık bilgine sağdaki soldaki kenardaki köşedeki her türlü piksel. Gözümüzün gördüğü her anki birçok milyonlarca piksel ve o veri. Aga. Şimdi bunun hakkında biraz konuşmak konuşmamı istiyorum sensicim ya. Ne bakımdan? Sen söyle ben gireyim. Şöyle. Ya beynimiz aslında sürekli bir süzgeçleme yapıyor. Yani düşünsene kitabı okuyorsun, çalışıyoruz mesela. Öyle değil mi? Tusta nedir mesela evet. hedef? atıyorum 100 birim bilgi var onun 80 birim bilgisini emcükleyip özümseyip e, beynimize iyice bir yazıp TUS'ta başarılı olmayı umuyoruz öyle değil mi? Ya da işte ne bileyim daha böyle vasat başarılar beni yeter diyorsan bile her türlü yine bir total bilginin yani %50-60 falan o kadarını bir özümseyeceksin ki o oranda doğru yapacaksın ki başarıya ulaşasın. Öyle değil mi Aga? Tamam. Doğru. Şimdi beynimiz çalışma mantığı gereği aslında duyularımız içinde gözlerimizle gelen veri görsellik en fazla yer kaplayan veri. Ee, bilgisayar bazında düşünüyorsak şey bakımından aga. Yani bir düz metnin tekst hali e, 1 kilobayt yer kaplıyorsa görsel hali 100 kilobayt yer kaplıyor. En iyi sıkıştırma formatıyla bile şu an için mesela. Tamam mı? Evet. Şimdi sonuçta hı hı. bizim için TUS'ta lazım olan şey özümsenmiş bilgi. Aga ya da neyse işte ders çalışırken de başka şeylerde çalışan insanlar özümselmiş bilgiye amaçlı. Ama ya yani bu bilgiye ulaşmaya çalışırken bir de beynimiz sadece alanı görmüyor. Mesela ben şu anda bilgisayarımın ekranına bakıyorum. Buradaki ama bir yandan da arka planda gözümün bakış açısının çevresinde, çeperinde bir sürü şey salonun görüntüsü var mesela değil mi? Flu bir şekilde Hı -hı. olsa da net olmasa da beynim sürekli süzgeçleyip çöpe atma işlemi yapıyor. Tamam. Ve bunu çok ciddi bir oranda yapıyor çok muhtemelen. Yani nasıl diyeyim bütün verinin eğer veriyi yani şey bilgisayar formatına dönüştürdüğümüzü varsaysak %99.9'unu mesela sürekli çöpe atıyor olması lazım. Sürekli tamam. kaydediyor olamayız. Şimdi burada aslında yani... işte şey ya insanlar hep şeye biraz gelmek istiyorum. Hani ya işte okudum aklımda kalmadı. Ya da ben ne bileyim işte kimi insanlar mesela şeyi savunuyorlar ya ben onu savunmuyorum. İşte yavaş çalışınca daha iyi aklımda kalıyor. Yani gerçi yani yavaş çalışınca bilginin beyne maruz kalma süresini uzatmış oluyoruz belki birim zamanda ama. Ama burada şöyle bir fark yok mu? Mesela bir bilgisayarın kullanımı o bilgisayarın ömrünü kısaltır. Yani mesela bir SSD'nin yazım ömrü vardır. Hani Doğru. Ama insan beyninin kullanımı e, kapasitesini azaltmıyor, arttırıyor. Yeni sinapslar oluşturuyorsun. E, o da doğru reis. Bir de e, hani beyinde şöyle bir şey de var. Sonuçta subkortikal öğrenme diye bir şey de var. Yani bazen bildiğini bilmediğin şeyi kıyıdan köşeden hatırladığın olur ya. Evet. Sonuçta beynin yaptığı şeylerden biri bu. Mesela belli bir süzgeçten geçirdiğinde... Sen birkaç bilginin subkortikal olarak yerleş, yerleşmediğini bilmiyorsun. Sonuçta beynin onları ihmal ediyor. Aga ben yani aynı şey. <laughs> Doğru. Hani aynı şey mesela en basından şeydir. Işığa basın bakınca retinadaki damarları görürsün ama normalde beyin onları ihmal eder ya sürekli evet, gördüğün evet. için. Evet, evet. Evet, hatta şu da var. Her iki gözümüzün de kör noktası var mesela. Evet. <laughs> ama baktığın zaman karşıya hiçbir türlü herhangi bir böyle bir net bir siyahlık şeylik bilmem ne yok. Beyin resmen bazen şey de yapıyor. Eksik veriyi uyduruyor kapatıyor bildiğin sürekli bir CGI yapıyor. Aktif. Ya beynin eksik veriyi <laughs> kapatmasıyla ilgili çok güzel bir hastalık vardır biliyor musun? <laughs> Neydi la o? Ee, şey adını unuttum ya. Ee, şey oluyor oksipital kortekste sanırım. Bir lezyon olduğu zaman Aha. görüntüler tam oluşmadığı zaman beyin bunları kendi kendine dolduruyor ama böyle şizofreni gibi olmuyor. Delüzyonel oluyor insanlar halüsinasyon görüyor ama şizofrenideki gibi kendiyle etkileşime giren halüsinasyonlar değil. Eksi kapatan. Şey gibi mi? Fantom ağrı gibi mi? Amputasyon Yani olanlarda kısmen öyle önüm. aslında. Yani beyin çok gecik Çünkü... ya acı. Ya şimdi kapasite sınırsız gibi aslında beyinde ama bir yönden de e, beyne duyu yollayan şeyler de aslında çok sınırsız veri veriyor bunun tabi böyle kağıt üstünde hesaplamasını yapmadım da e, eğer ki insan gözünün e, çift gözün full bakış açısının 576 megapiksel olduğunu varsayarsak ve gerçi şeyi falan da hesaplayan vardı İnsan gözü kaç, kaç FPS görüntü çekiyor <laughs> hatırladım ne Neyi hatırladın? Halüsinasyonların adı Charles Bonnet halüsinasyonları. TUS'ta çıkar mı? Yok, TUS'luk değil. şeyden ayrılıyor değil mi? Mesela psikozda hani kendi halüsinasyonların seninle etkileşiyor ya yok işte ben peygamberim sesler duyuyorum falan. Aha. Bunda ses falan yok. Güzel korteks ile ilgili bir şey olduğu için. Seninle alakasız karşında bir film dönüyormuş gibi halüsinasyonlar görüyorsun bazen. Seninle etkileşmiyorlar. Bir şey olmuyor. Beyin boşluğu dolduruyor bir tek. O senin dediğini desteklemek için söyledim. Aga. Şimdi beynimizin çalışma yapısı ya bir yönden çok değişik aga. Şimdi mesela herkesin hayali nedir ders çalışırken? İstediği yeri kazanmaktır herhalde. Yani tabii onun için nedir aga? Mümkün olan en az en hızlı şekilde en yüksek seviyede bilgiyi emcüklemek. En yüksek verimle çalışmak yani. Değil mi? Yani hmm. belki ne bileyim işte 100 kilobaytlık şeyi 100 baytlık şey 1 baytlık hale getirmek. Yüzde birine indirgemek. Artı o yüzde birine indirgenmiş hap verininde yüzde seksenini emcüklemek. Belki. Hı hı. Şimdi aga eee beyin şimdi beyin adına bunun ya yani beyin bu çöpe atma işlemini yapması çok sakıncalı şeyler de var. Gün içinde mesela o kadar şeyler var ki toksik veriler de var ki. Ya şimdi mesela düşünüyorum. Bugün e, işte şeyde kayın kayın kayınvalidelerin eve gittiydik. Orada işte böyle çocuklar var mesela bahçede oynuyorlar. İşte akülü araba falan. Takır tukur bağır, şırış sesler. Şimdi mesela beynim bunu emcükleyip o bilgileri sesleri ignore etmesi sürekli kafamda bir çöplük gibi o bilginin var olması ve devamlı bir şekilde yer kaplaması gibi pek çok ekstra komplikasyonlar da olmuş oluyor sensei. Evet. Şimdi beynimizin bu öğrenme işini kolaylaştırmanın yolları neler? Birazcık bunlardan ufkumuzu açsana senseyicim ya. Sen başla ben sana ayak uydurayım. Hacı başla hızlı çalışmak. Benim yani o ayrıntısız, kısa, öz, tek diyebileceğim şey beynimizin böyle bir çöpe atıcı olduğunun e, bilincinde olup tekrar tekrar hızlı hızlı okumak başka bir şey yok benim önerebileceğim. Yani space repetition. Aralıklı tekrar diyorsun. Ya beynimizin bu şekilde çalıştığını bilmek ekstradan bir daha selektif çalışmasını sağlar mı ya? Ders çalışmaya başlamadan Bence önce. Şu mesela şu anda oturacağım 50 dakika ders çalışacağım ama beynim bütün bilginin %99'unu çöpe atacak. Buna da razıyım yani kabul ediyorum sonuçta bu insanlık hali. Demek. Evet. Bir ekstra katkı sağlar mı? Yani %99'u düşünmek biraz <laughs> motivasyon kırıcı olabilir belki <laughs> ama hani yo şey konusunda işe yaracağını kesinlikle inanıyorum. Ya çalışıyorum aklımda kalmıyor deyip çalışmayı bırakmayı engeller en azından. İyi. Yani kalmayacağını bilerek hani kalmayacak zaten kimsenin kalmıyor. Çünkü Sen hani dedim Vardır. Sensi. <laughs> ya bak şu konuda çok hani biz böyle kanalda hiç eskiden hatırlıyorsan şeyleri sürekli söylüyorduk. sonu kabul etmiyoruz falan filan evet. şeyler diyorduk. Şimdi o günleri hatırladım da yani insanların şöyle bir hatası var bence TUS ya da tıp konusunda. Özellikle bizim jenerasyondan sonra Z kuşağı başladıkça tıp fakültesine He. çok fazla kompetitif algılamaya başladılar olayları. Mesela... Ben önceden senin dediğinin çok doğru olmadığını düşünürdüm ama sen haklısın. Z kuşağı özellikle bizim anlattıklarımızın yararlı olduğunu düşünüyorsa kesinlikle paylaşmaz falan diyordun ya sen. <laughs> ben bileyim başkası bilmesin diye. Ya bu doğruymuş bunu fark ettim. Aşırı bir kompetisyon var. Ve e, daha ilginç olanı... E, birbirlerine çok fazla gösteriş yapma derdine düşüyorlar yani... Z kuşağı kendi arasında muhabbet ettiğinde şey konusunda yanlış anlaşılmalar çıkıyor olabilir. Aha abi iki kere okuyunca anlıyorum, bir kere okuyunca anlıyorum. Hmm. Ben okumadan anlıyorum hani. Anladın mı? Olay ona dönüyor. Abi Vahim yani... iniyor yani. <laughs> o ya yani. O kadar kapasiteli ya. Ben o kadar kapasiteli bütün e, insanlara varsa hep şeyi tavsiye ediyorum. Yani dünyada fizikte, matematikte çözülecek bir sürü sorun dünyada, var. astronomide çözüm bekleyen o kadar çok şey var ki. Bu arada James, James Webb uzay teleskobu yeni görüntüler fişekliyor arada bir. Çok güzel resimler var Abi Harika Allah onlar ya. Yani Böyle ya şey gibi ya al böyle siktir et yani Mona Lisa'ymış bilmem neymiş evine asıyor ya insanlar lan. As gitsin Hı. bir tane James Webb'in fotoğrafı da hani on numara ya. Neyse çözüm bekleyen çok Abi, şey var. Özür dilerim soruyu da Buyur. cevaplayayım. Sen de e, hani aklında kalmıyor muydu dedin ya. Evet. Benim Çünkü... aklımda daha hızlı kalıyorsa yüzde 99. Öğrencilikte gereken zamanı kaybetmişimdir de TUS'a so çalışırken hızlıca aklımda kalmıştır. Yani değil mi? Ya yani, hani mesela atıyorum ben mesela karıştırdığım ne vardı? İşte adrenal hiperplaziler vardı. Hı, hı İşte şu enzim eksikliği şunu yapar bunu yapar var ya. Hiçbir şey hatırlamıyorum ama. <laughs> ben de şu anda hatırlamıyorum. <laughs> o yüzden bak zerre bilgi vermedim fark ettiysen. Hani öğrenciyken Onları çok fazla o yolakları çizip Delta 4, Delta 5 yolu mu ne vardı? Sadece bu kadar hatırlıyorum. Onları çizip çok zaman kaybettiğim için TUS'ta muhtemelen çok zaman kaybetmemişimdir. Yoksa yani beynin çalışması gereği bir insan okuduklarını unutmuyorsa zaten bir süre sonra hani beyni patlar herhalde değil mi? Yani... patlamaz bir şey error verir. Yok abi 2,5 petabyte pentabyte. Ya aga. 2,5 petabyte tamam dedik de. Yani ha. bunun da işte şey de var ki gün içinde yolda yürürken gördüğün görüntüler de var. Aga, abi şey onu diyeceğim zaten şimdi ben açıkçası çok böyle şimdi tanımadığımız etmediğimiz insanlara dair konuşmadım ama şimdi piyasada bir sürü değişik böyle özel yetenekli tırnak içinde insanlar var mesela tamam mı nasıl evet. mesela adam şart diye kitabı okuyor bilmem kaçıncı sayfadaki bilmem kaçıncı cümledeki kelime şuydu ya tamam adam mesela tırnak içinde özel bir beyni var ama. Bu bence hiç özel bir özellik değil. Yani şöyle çok sıkıntılı bir şey. Yani %100 katılıyorum. E, çünkü tamam neyse işte o adam tusa girse 240 soruda 240 soru yapar belki. Bilmiyorum. Abi, Ama, savant sendromunda bu var zaten Çok yani, sakıncalı bir şey ya şimdi düşününce. Öyle olsaydı like, o olsaydı kadar... savant sendromu değil. Savant özelliği falan olurdu adı da bunun adı. Savant sendromu yönlendirilmişlik. Şu bir da var aga. E, çok büyük ihtimalle çok ayrıntılı bilmiyorum ama yani o tarz bir insan olup da çok böyle üstün başarılı şunu da çözdü bunu da yaptı insanlık adına falan öyle bir şey yok abi. Yani şimdi beyin evet, neredeyse yok. sınırsız gibi bir ha kapasitesi var ama bir yönden de sürekli sınırsız bir bilgi input var. Yani beynimizin sürekli aslında ıı, aktif olarak şey yapmamız gerekiyor. Onu böyle gütmemiz gerekiyor yani bu bilgi önemlidir, önemlidir, önemlidir diye dedikçe bir yerde mesela daha çok önem verip de işte bilgi emcükleme katsayısı artıyor belki. Evet ya benim o konuda farklı fikirlerim var ama neler? Sadece cinsin? benim fikrim teori söyle, söyle. değil. Söyle canım e şöyle bir şey var bence beynin tam kapasitesine ulaşması için bütün alanlarda ilerleyebilmiş olması lazım yani hani mesela e, önceden böyle duygusal zeka bir de hani bir intelligence IQ vardır. Ha. Bir de emotional EQ vardı ya evet, Sonra evet. bir sürü tanımlıyorlar. İşte ICQ yok. İşte reklam zekası, advertorial falan bir şeyler. Ya yani onları inceleyince şey anlıyorsun. Tek bir konuda yüksek olması beynin gelişmiş olduğu anlamına gelmiyor. Hani e, bütün konularda yükselirse belki o iki buçuk petabaytlık kapasitesinin nasıl bir şey olduğunu anlayabiliriz. Hı -hı. Hani öbür türlü ben savant sendromundan çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hani bir kitap okuyor aklında kalıyor. Yani Usain sayın da çok hızlı koşuyor anasını satayım. Yani Usain Bolt'un o zaman muhtemelen premotor korteksi falan da aşırı gelişmiştir. Yani anlatabildim mi? Hani motor input veren Ya korteksi. Aga, ya şöyle muhtemelen çok en sıradan insandan en böyle zeki insana bile olsa çok muhtemelen beynimizi hakiki kapasitesini çok 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 altında inefektif bir şekilde kullanıyoruzdur belki bilmiyorum ya da Evet. Yo, yani... ben onu demek istiyorum işte. Hani şöyle bence ha... beynin bu bahsettiğimiz ha. kapasitelerin çıkmak için muhtemelen yani bir sürü konuda gelişmiş olması lazım. Tek bir konuda ilgi çekecek bir şeyi öne sürüp de vay bu insan böyle yapıyor. E böyle de yapamıyor yani. Hüseyin Bolt dedin de Saitama Sensei'de de vurdu tek yumrukta indiriyor. Onu da açtım Sensei'cim böyle. Yeni sezon ne zaman diye de yakın zamanda yok herhalde daha ya. Yavaş Ya gidiyor. Saitama şeyi bitmişti. Bam bam bam. Hı. Webtoon olanı. Ha, hadi. Mangada sona yaklaştı. Yapma. Yani manga sonradan devam eden bilmiyorum. Yani Webtoon'a yaklaştı. Web Webtoon Ya bu One... ne oluyor? Ya bu Van dediğimiz dayı. Van Punch Man'in yazarı Geldi. kendine Van diyor. Ha. Biliyorsun. Ha, öyle mi diyor bilmiyorum. Evet. Ha. ya bu dayı hani hani kendi eliyle çizdiği internet. Ya yani ben mesela atıyorum tutsensei.com'a kendim yazıp yazıp işte iki karakterim. Biri Kianu, biri Anaur olan Raponcalaştırdım bizim isimleri. Bir hikayesini mi? elle çizip çizip çakıyorum diye düşün. Huhu ses şimdi geldi. Evet. Ha duyuyor musun? Heh, şimdi geldi. Dayın eliyle çizip çizip çaktığı hikaye çok tutunca alıp bunu bir şu yayınlamaya başlıyorlar. Hı hı. O da tutuyor animesini yapıyorlar falan filan. Normalde kendi eliyle çizip internete yüklediği bir hikaye serisi gibi bir şey. Hı hı. O Bakalım çizdiği hikaye için. serisi bitti diye biliyorum ben. Hmm. <laughs> Sonradan çok takip etmedim. Sonuna kadar bakmıştım ne olduğunu. Ama şey tabii. Yani Shonen artık Webtoon'u takip etmiyor. Hmm. Hikayeyi sonunda değiştirdiler. Bence iğrenç oldu. Abi yapma ya. Hayal kırıklığına uğramaktan sıkıldım artık. Yüzüklerin Efendisi'nin dizisini dün ilk Hiç bölümünü izlemedim. izledim. Bugün ikinci bölümünü Abi gördüm, izlemedim. izlemedim de... Yani böyle vasat. vasat Bütün bir iyi niyetimle bir şey söylüyorum. Heh. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk 3 filmini belki de 10 kere 20 kere izlemişimdir. Doğrudur. Ben de tamam öyle. mı? Hobbit'i bile izlemedim. İzleme zaten ya. Fason. Ben o şeyi kaybettikten sonra hani böyle hep aklımda güzel kalsın diye düşünüp hiç bozmadım. <laughs> baktım Hobbit'e hiçbir şeye benzemiyor. Ya Yorumlara, ben... puanlara baktım. Tam sıradan zaman geçirmelik film gibi geldi bana. Abi bütün puanı ne ya? Onlara bir de parayı basıp şey yapıyorlar oğlum şişiriyorlar onları puanlarını. Artık devir öyle bir devir oldu. Ya doğru. Neyse doğrudur. çok şişirmemişler. Hani yorumlara baktım hani biraz. Tam şey yorum geldi bana hani böyle nasıl diyeyim? Ee, Arnold Schwarzenegger'in eski filmlerini bilir misin sensei? Arnold'un hangi Terminatör'ü izledim aga? Daha Yok da o eski. kadar süper kahraman filmleri değil. Arnıldım bir dönem şey filmleri vardır. Zerre süper kahramanlık içermeyen aksiyon komedi tarzı. Valla belki çocukken tamam, televizyonda Tamamen böyle televizyonda zaman geçirmelik filmler. filmlerdir. Hı -hı. Nicholas Cage style mi? <laughs> Yok Nicolas Cage'inkilerden daha farklı. Çünkü biraz daha 90'lar tarzı. Nicolas He. Cage 2000-2010'larda biraz kafayıydı yedi. Mesela Last Action Hero diye bir filmi vardır Arnıldım. Hı hı. Tamam mı? Hani zaman geçirmelik film. Zaman geçirmek olarak çok güzeldir ama izledikten sonra abi iyi ki izledim falan demezsin. Anlatabildim mi? i̇zlerken ha güzelleri Aynen. izler geçersin. <laughs> Hayatına sana bir şey katmaz ama o iki saati hani böyle ha ya da bir buçuk saat neyse. Oğlum, öyle öyle hisse girdiğim zaman üzülüyorum ben genelde ya. Vasatlık. Ya aga ben filmlerin vasatlık... çoğunu böyle görüyorum. Abi vasatlık vasatlık değildir bence. Vasatlık fasonluktur, kötülüktür ya ya da dandikliktir yani. Yani bir şey haksındır. kötü, kötüdür bence ya. Bak buna %100 katılıyorum ama IMDB'de puanı 6-7 arası olan izlediğinde izlerken eh işte dediğin ama izledikten sonra hiç o zaman hayatta bir etki oluşturmayan filmler vardır ya. Evet. Bu çok filmlerden çok... biri. Ve mesela Arnold'ın bu 90 80 sonra 90 başı arası böyle çok fazla filmi vardı. Belki 10-15 tane falan vardır. Ben çoğunu izlemiştim onların. Televizyonda izlemiştim tabii. Geçen bir ara böyle konuşuyorduk şeyle Hı -hı. hanımla ya yani baktım mesela onun ilgisini hiç çekmiyor o filmler ben çocukken izlediğim için biraz daha çok ilgimi çekmiş Hı -hı. Ee, şu anda dönüp izlemem ama hani filmlerin tamamı 6-7 arası almış bir tane mesela şey var İşte gerçi bunun puan daha düşük olabilir Arnold'un hamile kaldığı bir film vardır. O ne lan öyle Ee? E, peritona bebeği implante ediyorlar. Erkek anne oluyor falan filan. İyi hayal Onun dışında bir, düşün. bir tane şey var işte. Um, ana okulunda bakıcı olduğu aslında gizli polis olduğu bir şeyler var. Böyle tuhaf tuhaf filmleri vardır bir Onun sürü. Bir şey söyleyeceğim konuya Bu, videomuzun konusuna bağlarsak. Bu vallahi. filmleri komple full kapasite beynin kaydetse düşünsen alan bunlar hem yer kaplayacak hem de full Beyin tam bir Ama tam o noktaya gelecektim. Teşekkür Heh. ederim ne güzel bağladın ya. Tam oraya gelecektim. <laughs> çok üzülürdüm lan Yemin o zaman. De. Çok iyi bağladın. Yani önceden anlaşsak kadar bağlanırdı. Şimdi i̇şte bu bence bizi şuna götürüyor. Niye mesela müziklerin efendisindeki bir sahneyi You Shall Not Pass Heh. diye bağırdığını kelimesi kelimesine hatırlıyorsun. Ya da mesela hani belki sen çok sevmemişsindir ama o Batman'den o Dark Night... resmini çizerim lan. Yok o sahne değil, başka bir sahne diyeceğim. Mesela Batman'de şey vardır. Batman'in üçüncü filmde Christopher Nolan'ın çektiği. Christian Bale'in oynadığı. Üçüncü filmde şey e, neydi bizim şu kendine ilaç pompalayarak kaslı olan William'ın adı. Kötü adamın adını hatırlamıyorum Hı. gerçekten ya. Cidden hatırlamıyorum. Tom Hardy oynuyordu. En sevmediğim kötü adamdır. Bane. Aynen Bane. Bane'in bir şeyi vardır. Hani Batman'e bir monoloğu vardır. İşte sen karanlığı karanlığı dostun zannediyorsun ama ben karanlığın içine doğdum falan filan bir şeyler diyor. Ha, ha. Mesela o sahnedeki İngilizce repliği birebir hatırlıyorum. Bak Türkçesini hatırlamıyorum. Vallahi Çünkü ben, sahneyi hani... hatırlamıyorum aga. Hayır o yüzden diyorum. Evet. Mesela ben o filmden etkilendim. Sen de mesela bak diyorsun ki You Shall not sahne sahne çizebilirim diyorsun. Burada bence beynin şöyle bir özelliği var. Muhtemelen senin muhtemelen değil bu bilinen bir şey. Yaşadığın ana hatta okuduğun teorik bilgiye göre bile hissettiğin duygusal yoğunluk bu da nörotransmitterler oluyor. Senin öğrenme yüzlerini çok etkiliyor. Senin değil insanların. Hani muhtemelen tamamen duygusal bağ kurup kurmamaya bağlı. Bunu hani şöyle düşünebilirsin. Sözlüde sorulan bir soru ya travmatize ederseniz soruyu bile hatırlamıyorum dersin. Ya da en küçük anına kadar hatırlarsın gibi. Ya da mesela çok sevdiğim bir sahnenin her anını hatırlarsın bir kere izlesen bile. Oğlum sinemada izlemiştik lan Yüzükler Efendisi'nin ilk Ama... filmini ya. Ne filmdi be. Ama abi. işte ha mesela bak mesela ha, onu diyecektim. Mesela ben Last Action Hero'dan bana bir sahne sor. Dedim ya film. <laughs> abi hiç şu hatırlamıyorum. Ama mesela film güzel mi desen bana desen ki bu akşam bir şahane bir film izleyiz izleyelim mi? Yani zaman öldürmelik izleyin derim. Yani izlediğinizde şey olmazsınız. Ya lan izledik? Kafamızı taşlara vuralım olmazsınız. Ama hani Sonrasında başkasını tavsiye eder misiniz? Sanmıyorum. Hani bir daha izler misiniz? Sanmıyorum. Senin bazen oluyor ki beyin bilginin %99.999'unu çöpe atıyor. Yani ana fikri neydi diye bir cümle söyle desen söyleyemem yani bazen öyle şeyler i̇şte oluyor bu ki. Bu yaşadığın anla ya da okuduğun kitapla ya da izlediğin filmle ne kadar bağ kurduğuna bağlı. Bağ kurduğunda nörotransfer yolunu arttığı zaman beyin %99'unu çöpe atmak yerine %99'unu kendine saklıyor. İnsanlar bunu TUS'ta nasıl yapacak oğlum? TUS şofirken. Ben bunu daha önce söylemişim videoların birinde. Çalıştığınız şeyle belli bir bağ kurmaya çalışın demiştim ama nasıl? bunu da insanların hani tıp öğrenci şeyin maildir. Kitaba aşık mı olalım abi? Ee! falan diye hı hı. saçma sapan yorumlar geliyor. Ya şöyle eee kitaba karşı çok bir duygusal bir şey geliştiremeyeceğine göre bir şeyleri birbirine bağlamak en kolay yolu. Hani mesela Nostradamus'la ilgili bir hikaye almışım ya. Nörofibromatoz tip 1 falan. Hı hı hı. O hikayelerin, kısaltmaların, başka şeylerin sebebi o. Yok eğer ben çok zaman var, çok iyi öğreneceğim diyorsalar da patofizyoloji aslında bunu yapmanın yollarından biridir. İnsanlar zanneder ki patofizyoloji çalıştım da anladım. Yok bir şeyleri birbirine bağlayıp hikayeleştirdin de anladın. Daha fazla bağ kurdun onunla. Ne kadar çok bağ kurarsalar o kadar kolay anlarlar. Ne kadar çok insanların anladığının aksine spot 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 ezberletmez, ezberledim derseler beyin %99'unu çöpe atmaya devam eder. Abi beyin çok değişik bir organ ya. Gerçekten bazen böyle Ama hani bu dediğimden eminim. Ne kadar çok olaya spot diye bakarsalar ki bak spot diye bakılması gereken zamanlar var. Bunu da yanlış anlamasınlar. Nasıl? Ya son 3 gün kalmış. Sen atıyorum yakmışsın bir şeyi ne yapacaksın? Her spot bakacaksın. Yüzde bir bey aklında kalır. O yüzde birden çıkar belki sorun. O ayrı bir durum ama beynin bir şeyleri hatırlamasının yolu onunla bağ kurmasıdır. Dur. Sorular, yorumlar. Yorumlara gelelim mi biraz? Gelelim. Arkadaşımızın biri demiş ki iyi günler sansiyelerim. Bu sene dönem dördüm dahiliye ile başladık. Önerileriniz nelerdir? Dahiliye ya yani Büyük savcılara çalışan gibi büyük sarjadaysan... Hı hı. O büyük stajı adam akıllı zaman ayırarak çalış. Arkadaşımız devam etmiş bu arada. Şu an Robbins patoloji ile dershane dahili kitabını eş zamanlı götürüyorum. Biraz fazla zaman alır fakat daha iyi öğrendim hissediyorum. Sizin önerebileceğiniz daha efektif bir yöntem var mıdır? Var. Bu kadar çok zaman kaybetme, daha iyi öğrendiğini hissetmek aslında daha iyi öğrendiğin anlamına gelmiyor. Biraz, biraz psikolojik bir etki. Hem textbook okudum hem tamamladım diye. Yani dershane dahiliye kaynağı yerine daha düzgün bir dahiliye kaynağını tek başına okuyup Robbins'le hiç uğraşmayarak daha verimli olabilir. Hı. Hmm. Ama tabii daha kapsamlı bir dahiliye kaynağının da evet, aynen. daha yani, çok zaman yeme ihtimali olmaz mı sensi? Olur ama Robbins'lerden çıkardığımız için onu hani, Gerçi Robinson kendi gibi düşündüm. Ha, değişik ya. Onu da düşündüm Şunu aslında. Şunu söyleyeyim. Bu... <laughs> 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 Pardon lafını böldüm. Yok ya buyur. Ya yeterince iyi bir kaynak kendilerine uygun bir kaynak bulabilirseler çok yararlı olur. Mesela Oğuz Kayalp'in farmakolojisinin ön tarafında bir fizyoloji bilgisi vardır birkaç sayfa. Ya bu hayatında göreceğin en iyi fizyolojidir. Yani Guyton'dan, Ganong'dan daha iyidir. Şöyle daha iyidir. Tam anlayacağın kadarını anlayacağın şekilde anlatır. Sonra farmakolojisini anlatır. Hani normalde Guyton'dan Ganong'dan girer ya işte şu dozda, şu boyutta şunu yapar da şurada reseptör yoğunluğu artar da şu aslında şöyle yaparken bu aslında böyle yapmaz ama yapıyor da olabilir sanki emin olamadım şimdi modunda yazar ya hani. Hı hı. Hiç hayal o işlere girmez. Yani serotonin şu reseptörü şunu yapar, bu reseptörü bunu yapar, bunu verdiğinde bunu uyarırsın der. Sonra da başlar farmakolojisine girer. Senin de aklında kalır. Sayfalarca yardırmadığı için. İlaçları da okuduğun için sonrasında bağlayıcı da olur. Mesela ben bana biri fizyoloji çalıştırsa derim ki ona, tabi bu abartı bir şey, tuz için yararlı olmaz. Kaya Alp'in bölümlerin başındaki fizyoları ayır derim, oku. Toplamda 50-100 sayfa bir şey eder. Bence çok güzel. hani. O yüzden hani güzel bir dahiliye kitabı derken onu kastettim. Kendine uygun bir dahiliye kitabı bulabiliyorsa bu şekilde. Tabi bu bir de dördüncü sınıf için. İşte zamanı var o yüzden. Yani sınıfta. Ya başka bir sınıftaki bir insan için bu biraz kompleks de kalabilir. O da var tabii sensi değil mi? Tabii canım ama hani ben büyük stajlarda büyük staj çalış dedik ya. Hı hı hı. Onu kastediyorum. Hı hı hey, arkadaş demiş ki bir klinik zor geldi. 45 bekliyorum. Diğer arkadaş da demiş ki çok uzun zaman oldu. Sizi takip etmeyeli uzman olmuşsunuzdur. Alt, o artık demiş. Evet. Yok biz uzattık çift iş atıyoruz asistanlar. <laughs> Asistanlıkta uzatabilmenin belli bir sınırı var ya. Kaç yıl uzatabiliyorsun? Bir yıllık, bir yıl, bir buçuk yıl falan uzatabiliyorsun herhalde. Hiç bilmiyorum ki. Ya. Öyle ya, ben ne korona işte yüzden uzattığım için. Tezden mezden bir şeylerden. Tezden iki kere uzatma alabiliyorsun evet. Hmm. Ama korona yüzden uzadığı için benimki. Korona dönemi değişik bir dönemdi ya. Bitse de bir gitsek. arada hatırlat. Gayriçi hakkında konuşalım. Ney? Ne? Gayriçi. Yönetmen. İzlemedin mi hiç? Daha bakmam lazım ya. Ne filmi var İzlemişsin mı? Sherlock'ları izledin mi? Robert Downey Jr.'ın oynadığı. Ee, ru 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 t, Nasıl yazıyor bir herifin adı? Guy. Bildiğin Guy. Gay değil He. Guy. Rich mi yazıyor? Uh -huh. Guy Rich. Richie. gay yazınca çıkar mı önce ya? Yok ya çıkmadı. Neyse. Buluruz yes, ya. Sherlock o. Holmes. İzledim. filmleri um, izledim ya. Aynen Sherlock'ları yönetmeni işte. Üstüne ne hakkında konuşacağız sen Sancı'cığım? Konuşuruz. Filmlerini beğeniyor musun diyecektim de çok sallamamışsın Yok ya hacı ben yönetmen bilgim sıfır benim. Benim beynim yüzde yüz. Hayır abi çöp yönetmeni atıyor. tanımayacaksın. Bakacağım filmlerini. He, bu filmi beğendim, bunu beğenmedim, bunu beğenmedim. Onu yaparım Hangi, ben ama yönetici, ya yönetmen bazında hiç bilmiyorum abi. O. Tamam işte hayır onu demiyorum. Mesela bak Snatch diye bir film var izledin mi? Tanıdık geliyor ama Snatch. Top 250 de çünkü böyle yani yüksek bayağı 8.3 puanı. Abi Brad Pitt oynuyor. Hiçbir fikrim yok. Bu filmi izlemedim ya. ya o filmi izleyebilirsin. Fena film değil. Hı hı. O film tamamen Gayriçi'nin film mantığını anlatan bir film. Zaten şöyle hani Gayriçi, Snatch Gayriçi'nin kabaca ikinci filmi. Tamam mı? Hı hı. İlk filmi Lock, Stock and Two Smoking Barrels. O da 8.2 almış. Tamam mı? 98'de bu Lock Stock'u çekiyor. Brad Pitt de görüyor. Vay ne iyi film. Ben bu adam filmde oynamam lazım diyor. Sonra 2000 yılda Snatch çekiyorlar ama filmler abi aşırı benziyor. Yani olayların işleyişi biraz daha dark bir havası var. Lock Stock'un falan. Hı hı. Oralar ayrı ama adamın film işleyişi tamamen aynı. Zaten ilk iki filmi Top 250'de. Tamam mı? Evet. Sonraki filmlerin herhalde insanlar la böyle böyle çekiyor diyorlar. Hep aynı. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle falan şey la falan diyorlar herhalde. Çünkü sonraki filmler hep 6-7 falan bir şeyler alıyor. Ama olabilir ya. Tek düze gidip de kendini geliştiremeyen, değiştiremeyen ya da aynı. Ya, ya abi şöyle diyeyim. Aynılık sıkıcı bir şey ya. Ben Kral Arthur efsanesini severim. Bence ilgi çekici bir efsanedir. Öyle bir film çekmiş emmi evet. 2017'de tamam mı? Hı hı. 2017'deki filmin çekimiyle 8.3 olan en yüksek alan filminin çekimi yani 2000 yılındaki aynı mı Sın için? <laughs> ya <gülüyor> bence aynı yani, <laughs> yani hani ben adam tarzını beğeniyorum bu arada hani, çok kötü olduğunu düşünmüyorum eğleniyorum ama etkilemiyorum sadece eğleniyorum yani ha. En Oğlum, hayır bak bu geçiyorum. bunu anlamak da ayrı bir şey ben mesela kafam öyle çalışamıyor ya ben mesela bu dediğin gibi bir evet. ayrıntıyı muhtemelen izlesem de fark edemem. Abi bak yemin ediyorum sana şu anda aç 30 saniye bak 30 saniyede anlayacaksın. Bu arada sana bir soru soracağım unutmadan sana. hemen. Olup geçen hanımla konuşuyorum. Hı. Öyle bir şey söyledi ki kendim böyle mal gibi hissettim ya. Sana da soracağım oğlum. öyle bir yeteneğim var mı diye. Yok. Aga. <laughs> yok oğlum benim öyle bir yeteneğim yok. <laughs> Dur yeteneği söylüyorum. <laughs> Abi böyle kendi kendine beyninden videolu düşünebiliyor musun? Hayal kurar. Nasıl, nasıl bir şey lan o? Ya ne bileyim mesela. Diyelim Daha şöyle. açıklayıcı ol. Hayır şöyle. Ya hayal. Please. Oğlum mesela. Ben mesela kendim boş ekran. dümdüz hmm. yani hayal diyelim ki yatakta yatıyorsun hayal kuruyorsun. Beyninden ya da düşünüyorsun ya. Onu tamam. böyle boş, görüntüsüz şeysiz bir şekilde yapıyorum. Yapabiliyorum. Ya da benim beynim öyle. Ama hanım böyle bayağı bildiğim videolu, görüntülü falan gibi böyle hayal kurabildiğini söylüyor. Oğlum böyle bir ya şey bence var mı? Ya şu an normal yapıyor Sensei. <laughs> oğlum Sana sen, sen yapabiliyor musun böyle bir şey? Ya ben çok yapmıyorum. Çok hayal kurmaya da uzun zaman oldu ama düşündüm şimdi. Evet, görüntülü hayal kurarım yani. Hani video oğlum nasıl çok yapıyorsunuz iddialı lan? olur. Ya görüntülü bir nasıl bak, hayal kuruyorsunuz oğlum? Video çok iddialı olur. Yani bir şeyin süreç şeklinde ilerlediğini görmek. Ama eee hayal kurmak diyorsam görüntülü kurduğumu düşünüyorum. Ya nasıl böyle bir fotoğraf kesitleri gibi. Ya o daha yaklaş yakın benimkine çok sen öyle. Bir videolu mu hayal görüyorsun? Bayağı böyle film gibi akıyor mu? Rüya görmek gibi. rüya görmek gibi diyor lan nasıl bir kafa oğlum o ya? Ben böyle bir şey Yok. Rüya kadar net. Yani FPS düşük bende öyle diyeyim <gülüyor> hani. <gülüyor> benim FPS 1. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> canun diyor. Ben de diyor FPS düşük diyor. Bir diyor saniyede bir fotoğraf geçiyor diyor. Öyle böyle video gibi akmıyor diyor yani. <laughs> ya oğlum tamam da. Ne bileyim ya. Kendim... Ya ben görüntü ol var abi. Gö, hayalde görüntü olur bende yani. Dur bir şey diyor. Ha, hayalinde sayılar sayarken sayıları böyle diye akıtıp sayabiliyor muymuş diyor. Ya kardeşim. Hayalimde hiç sayı saymadım. Hayalimde hiç sayı saymadım diyor. Ya şöyle diyor. mesela asal sayıları sayılır o sinestezi kafanda. Sinestezi bence ya Büşra'daki. Ha sinestezi diyor seninkine. Neyse. Aa, ben çok inferior bir insanım ya. Moralim bozuldu. <laughs> Yok bence sen şey yapıyorsun. Ee, nasıl diyeyim? Pes oynuyormuş gibi. Peste vardır ya mesela Robert Carlos'un şutu 19'dur, hızı 19'dur. Forvet'e alırsın. Aha. Boyu 1.65'tir. Hayatta yüksek top atmazsın ama Önüne topu sallarsın hızı 19'dur. Yakalar kareye basarsın şut 19'dur şut çeker. Aha. Sen e, iyi özelliklerini ekstrem düzeyde geliştirip diğerlerini neglect yani ihmal ediyorsun bence. Çünkü hayal ederken görüntü vardır ya illa. Ya abi hayır şöyle bak mesela aslında bu benim teknik sıkıntım. Ya mesela bana desen ki hayalet atıyorum mesela hmm. diyeyim ki boya kalemleri var önümde. A4 kağıt var. Resim tamam. yapacağım. İşte mesela... Tamam ben düşük FPS'le hayal edebiliyorum. Mesela kafandan bir daha manzarası hayal ederek çiz. Yapamam mesela o. Kafamda çünkü o ilk görüntü bile canlanmıyor. Daha ya çok yani mesela fotoğraf yapmaya kara düzen bir yerinden başlayıp ardılıp gitme gibi ama yani böyle bir önce bir bütün resmi hayal edip bir kare görmeyi bile yapamıyorum. O bende de yok ki. Bütün resmi hayal etme. Benim demek istediğim şey şu. Bana böyle bir şey hayal et dersen elimde kalem olduğunu Kağıda bir dağ çizdiğimi hayal edebiliyorum ama saniye saniye ilerlemiyor. Hani işte yukarıdan başlayacağım. Önce işte koyu tonlardan başlayacağım. Daha doğru yaklaşacağım. Dur 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 ses i̇şte gitti. Kızıl tonlara geçeceğim. Batmakta olan bir güneş çizdim. Böyle ilerlemiyor. Ha. Aga dur ses gitti ya. Son 30 saniye bende yok. Tamam. Mikrofon amelilik yaptı. Evet baştan alabilir miyiz? Nasıl tek kare görmüyorum. Önce ne görüyorum? Yo ben tek kare görüyorum ama şöyle tek kare görüyorum. Elimde kalem, önümde kağıt, bir dağ resmi çizdiğimi görebiliyorum. Tamam mı? O dağ Hı -hı. resminin nasıl bir şey olacağını da hayal edebiliyorum. Ama Hı -hı. dağ resmini, çizişimi hayal edemiyorum. Şu anda hayal ettik dediğinde yani aktif olarak şey düşünebiliyorum. Dedim hani mesela işte uzak köşeden koyu tonlarda başlayacağım. Ortaya doğru kızıl tonlara geçeceğim. Batmakta olan bir güneş çizeceğim. Önüne ortaya hafif böyle yamuk bir dağ çizeceğim. Çok simetrik görünmesin diye. Bob Ross'u açtım anda... arkadan reis. Ayşe, mesela şu anda hani Bob Ross'un çizim tarzından öğrendiğimiz için muhtemelen say sayabiliyorum ama bana hayal ettiğinde şey hayal etmiyorum. Yani anladın mı? Sahne sahne çizerken kendimi görmüyorum. Ha evet bir şey çizdim diye hayal edebiliyorum ama o kadar. Ama şu an dediği sayıların akması sinestezi. Yani o yanlış anlama hala ya. o sende yok zaten. Ya çünkü bütün, o zaten ya bir şöyle özellik. benim bilmiyorum kafam bütünleşik bakamıyor mu artık? Belki öyle bir mevzu dolabilir ya. O yani. o sinesiz ayrı bir şey tamam. Sinesizli bir özellik normal toplumda %1 işte sanatçılarda, yazarlarda falan filan yüzde %7-15 arası falan. Bu şey Ramachandran diye bir nörolog bir Hintli bir dayı var. Çok güzel videoları var. TED konuşması Hı -hı. var bir tanesi sinesizli hakkında. Bulayım, linkini atalım. Arkadaşlar izlesin. Aa, çok güzel. Hey everyone. Bir dakika copyright infringement diyemeyelim Yani, Ne? Ben şuraya yazıyorum yorum kısmına. Ha yaz yaz olur. Olur. Adını. Bunu yazınca direkt çıkıyor zaten tek konuşması. Bu neymiş ya? Arkadaşımızın biri bir şey yazmış. Meet Journey diye bir şey çıkmış fişek. Ne bu? Imagine... The journey ne ya? Abi bir çeşit yapay zeka mı ne bu oğlum? Virüs mü nedir ya? Bir puştluk dönüyor The ama. Journey. Metinsel açıklamalardan görüntüler oluşturan yapay zeka programının adıdır. Hmm. Ah. Bakarız incelersin. Ah. Bunlara niye ah dediğimi diyeyim. <laughs> ya abi bak şöyle bir şey var. Ben yapay zekanın belli konularda abartıldığını belli konularda küçümsendiğini düşünüyorum. Hı hı, mesela çok işlevsiz ya da çok yüksek işlevli muamelesi görülüyor sürekli hani çok yüksek işlev e, gösterme potansiyeli olsa da şu anda mesela radyoloji adına yapay zeka çok iyi çok iyi çok iyi değil yani radyoloji adına yapay zeka şu şekilde sen hala e, öğrenmeyi tetikleyemiyorsun radyoloji tam anlamıyla yani radyolojide hala çok fazla input vermen lazım ki o inputlardan bir sonuca varabilsin. Hı hı. Yani sen hala ona bin tane pankreas kanseri, bak bu pankreasın başından çıktığı bir dilatı oldu, bak şu pankreasın işte unsinatından çıktığı bir dilatı olmadı, bak şöyle oldu, işte kitle görün hale gelmeden önce pankreas başının çapa artmaya başladı bu hastada falan gibi yüzlerce input vermen lazım. Bu şey değil yani bir gemi resmi gösterdikten sonra işte bu yapay zekanın geminin gövdesini, yelkenini falan algılayıp benzer bütün resimlere gemi demesiyle pankreas kanseri demek aynı şey değil. Hani Google algoritmasının rezi, işte gemi tanıdığı, düğünü tanıdı, bunu tanıdı demesiyle bir insana tanı koymak aynı düzeyde şeyler değil. Bunu yanlış anlıyorlar. Şimdi görüntüyü resme dönüştürmek de o kadar anormal bir şey değil. Görüntüyü resme dönüştürmek. Benim... Resmi görüntüye dönüştürmek. Bir, bir saniye aga. Mid journey yani. Kolonya alabilir miyim canım ya? Buraya bir şeyler oldu. Ayağımda kabuk koparttım herhalde lan. Bu nasıl bir şey ya? Kanıyor. Evet. Ne diyecektim? Ha yapay Hı. zeka. Peki. Sana başka bir soru sorayım. Evet. Stockfish. Dünya satranç şampiyonu. Chess engine. Bir zıkkım. Aga. Evet. Stockfish bir yapay zeka mı? Yok tam doğru da Stockfish mesela bir yapay mıdır? Güzel soru bence öyledir. Şimdi bir yandan aslında değil gibi, bir yandan öyle gibi ama şimdi değil şu yönden, ya bana şu yönden değil gibi geliyor. Ya bir algoritmaları var, değil mi? Hı hı. Ee, i̇şte ne bileyim, e, atıyorum açılış buku var. Zaten köpek ezberi attığı hamleler var. Pozisyonel değerlendirme yapabilmesini sağlayan bir motoru var. Ee, o an için. Başka işte Hı -hı. birkaç çeşit motorları falan var ekstradan bu çalıştıran. Ama yani bütün hepsiyle kombine bir şekilde e, bakıp işte 20 hamle derinlik bakıp şu hamle olası en iyi hamledir diyerek hamle yapıyor. Evet Şimdi bir yönden bakınca aslında bir zeka kırıntısı yok gibi duruyor ortada. Tamamen kaba evet. kuvvet çalışan bir makine var gibi duruyor. Ama öbür taraftan ha, bakınca pardon. da... Insan... Sen zekayı biraz daha entelektüel anlamda kullanarak yapay zeka mıdır diyorsun. Ya evet evet yani bir... Anladım. Yo ben çünkü şöyle düşündüm. Bence NES'te de bir yani Nintendo Entertainment System'de de yapay zeka var. Ya yani ben Hı. Hı. kendi kendine bir algoritma işleten şeye yapay zeka diyorum Abi. tanım olarak. O yüzden direkt evet dedim. Ya yok insanı yapay zekadan ayıran o şey ne abi ya? Yani satrançla mesela bunu hiçbir zaman yapamaz mıyız teoride? Satranç çok ilginç bir şey ya bilmiyorum. Abi satranç aslında sınırlı sayıda hamlenin olduğu tahminen işte oyun üzeri 120 falan derler hep Pix. Tabii bu çok devasa bir sayı ama sınırlı sayıda hamlenin olduğu bir oyun. Ya teorik olarak bütün satranç Hı. oyunlarının Olası oynanabilecek bütün hamlelerin hepsinin sonucunu bir yere yüklesen o dünyanın en iyi satranç oynayan makinesi olur mesela köpek ezberi satrancı, köpek ezberi atmak. Şimdi ama öbür taraftan da Begin öyle düşünmemiştim. Bir ara bu kendine extreme learner diyen bir eleman bütün Aha. şeyleri ezberlemeye çalışıp Magnus'la bir maç yapmıştı hatırlıyor musun? Evet, evet. Sonra babayı alıyor Ma belli bir yerden sonra. Sonra Magnus'u yeniyor ya. Bir iki üç sene sonra. Ya aga valla yani sonuçta düşünen, düşünmek denilen şey çok garip bir şey ya. Ya da işte senin dediğin gibi öğrenmeye karar vermek, öğrenmek. Valla ben satrancın şey hikayelerini hep ilginç bulmuşumdur. Kitaplarda geçer. İşte senle ben satranç oynuyoruz. Ben 8 hamle sonra seni yeneceğimi söylüyorum. 6 hamle ilerliyor. Sen bayağı sıkışıyorsun. Sonra tahtayı bir anda çeviriyorum. Senin işte taşları kendi önüme alıyorum. Şimdi 5 hamle sonra seni yeneceğim diyorum falan. Hani böyle hikayeler vardır ya bu satrancın güzelliği içinde insan faktörün olmasında ya bence. Aga okay yapay zeka varsa da insanları geçti o yani ama satranç özelinde tokatlıyorsun. ama kardeşim. yani geçme tanımı şey değil hani bence nasıl desem kısa sürede algoritmayı uygulaması insanı geçtiği anlamına gelmez kapasite olarak. Çünkü sonuçta Stockfish'in yaptığı tek şey satranç hamlelerinin yüklenmesi. Hani Evet, artı bir de kaba Hı. kuvvet analiz gücü var elemanın. h şey on diyorum. Yani hani sonuçta yaptığı şey oy kendi kalkıp insanları geçti. Artık böyle demek doğru mu emin olamadım. Yani şu olabilir yani tabii ki beyni... yarın bir gün Stockfish'ten daha iyi beyni çalışan bir insan evladı Stockfish'i tokatlayabilir teoride. E, tabii haklısın. Ya da Stockfish'in daha iyi bir versiyonu eski Stockfish'i ya da öyle bir teorik adamı tokatlayabilir öyle bir durumda da yani Şimdi satrançta bunun tam olarak sonu yok bir yönden. Ama şunu biliyoruz mesela en azından radyoloji özelinde şu anda radyologlardan daha iyi tanı koyabiliyor mu işte yapay zeka yapay zeka. Hayır. Koyuyor. Koyuyor mu? Şöyle koyuyor. Hayır şöyle koyuyor. Sonra pankreas kanseriyle ilgili 2000 hasta yükledikten sonra sistemine bu sefer işte 20 tane pankreas kanserini koyuyorlar atıyorum 100 tane karışık BT'nin içine. E, radyologların doğru saptama oranı %91 çıkıyor. Yapay zekanın %93 çıkıyor falan. E bu ama... ama... işte bu hani şey değil. Yani dediğim gibi hani gemi resmi tanımaya benzemez bu iş. Bir pankreas kanseri için 4 yıl çalışma yaptılar. Hı hı. Anlatabildim mi? Yani bunu ne kadar çok merkezli yaparsan yap, ne yaparsan yap. Yani kalkıp şey yapacağım bu sefer. Hani pankreatit için de aynı şeyler yapacağım. Bunu yapmayı ne kadar hızlandırırsan hızlandır. Yani ne yaparsan yap. Makinenin çıktısına güvenmeyin başlayacaksın. Yani bence bu çok yapılan bir şey olsaydı zaten EKG gibi ya da akciğer röntgeni gibi çok daha basit şeylerde yapılmış olurdu zaten. Ya aga işte burada şimdi soru şu. Makine, yapay zeka teknolojilerinin Algoritmaları mı dandikte öğrenmeleri çok uzun süre vakit alıyor yoksa insan beyninde bizim beynimizde sihirli bir şey var da böyle daha böyle bir ya da çok efektif bir algoritma var da çok daha hızlı bir şekilde kapabiliyoruz. Ben ikinciyi düşünüyorum. İşte nasıl acaba? O çok merak ediyorum o. Ben ben de bu arada öyle olduğuna inanıyorum da. İkinci, o ya ne de, işte? Self education diye bir şey var ya. Senin de kendine yaptığın şey Almanca konusunda. Haa. Almanca çalışmıyorum ki reis. Ah. Bir ara çalışıyordun ya Duolingo'dan du öyle yardırıyorduk ya. Japoncaya bir ara tekrar bakmak istiyorum. Ya bilmiyorum ben insanın beyninin o kadar şey olmadığını düşünüyorum. Self learning dediğin şey ne? Şey gibi mi? Alpha Zero style kendi kendine satranç oynayarak satranç evet. çözüyor eleman. E bunu nasıl, Aynen. radyolojide nasıl yapıyorsun? Mesela diyelim ki sen radyoloji bilgisine sahip bir uzman doktorsun. Radyoloji bence yapamaz işte zaten. Hayır sen Çünkü kendi radyolojide beyninde radyolojide mesela uyurken mi yapıyorsun? Yok. yok. Ben radyoloji adına yapıldığını iddia etmedim. İnsan beyni bunun için çok daha elverişli diye düşünüyorum dedim. Ya yani şöyle e, mesela bilgisayar programda hani pankreas kanseri çalışması var diye aynı şeyi söylüyorum sürekli. Tabii Pankreas yani. kanseri demek için kendi sonuçlara varıyor yapay zeka değil mi? Pankreas Hı -hı. başında genişleme olacak ya da daha size farklı oluşmaya başlayacak. İşte önceki yerine göre itilme varsa organda onu anlamlı alacak. İşte SMA sınırı silmeye başladıysa anlamlı alacak falan filan saçma sapan şeyler. Hı -hı. Ama bir insan bunlara bakmadan da hani ya da bunlar ona anlatılmadan da bakınca bir fark algılayabilir ya bundan bahsediyorum. Tabii, evet ya ben sana seni radyoloji zerre bilmiyor olsan ya da mesela sen hadi öğrencilikte gördün başka biri radyoloji ilgisi olmayan birine iki görüntü göstersem ve şu ikisi arasındaki farkı bul desem yani standart bir insan en sıradan insan bile bulabilir teoride değil evet. mi ve da bunun bir anlama geldiğini yorumlayabilecek bilgin de var evet. yorumlayabilirsin bundan bahsediyorum yani insan beyninde özel olan şey yanlış olanı biraz daha Fark etmek dışında nasıl desem hissetmek mi diyeyim? Yani doğru kelimeyi bilmiyorum şu anda. Abi işte o şu, algoritma her neyse müthiş bir algoritma. <laughs> çünkü şöyle bir şey de var. Mesela böyle insanlar şey olur. İşte kranyal MR'da özellikle. Ya bu kadar çok şeye mi bakıyoruz? Nasıl bu kadar çok şeye bakıyoruz? Ben bunlara bakamam diye başlar. Yavaş yavaş herkes bakmaya başlar. Yani en basitinden hani sinüzit için sinüslere bakmak bile normalde yapması gereken bir şey diyelim beyin emarında. İlk başta böyle bir ayışlayan asistanlar abi ben buna bakamam bu kadar çok şeye bakılır mı ben buna bir saatte önce bakarım diye başlar. Sonra evet herkes yavaş yavaş hızlanır. Bu Hı -hı. da aynı şey bence. Yani insan beyni çünkü insan beyninin bunu yapma süresi çok daha kısa hızlanma süresi. Yani öğrenme hızı aslında bence çok daha yüksek. Aga işte ben şunu ya insan beynine dair belki işte uykuya dair şeyler çok cevaplanmıştır. Bütün bu naneleri beynimiz uykudayken mi başarıyor acaba? Bazen bunu düşünüyorum ya. Ya uykuda şey var o yapılmış şeyler var canım. Mesela sen ne çalışıyorsun diyelim. işte vizüel, vizüel olmasın işitsel bir şey olsun. İşitsel bir şey çalışıyorsun. Piyano çalıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Hı hı. Uyuduğunda fonksiyonel MR çekiliyor çalışırken aktif olan beyin kısımları, temporal lob uykuda diğer bölümlerden daha aktif oluyor ve indirekt öğrenmeye devam ediyor. Orada işte, sinapsal oluşmaya devam ediyor. Abi Bu zaten bilinen bir şey. Başarmak uykuda... için uyuyacağız mı bol, bol? Tabii ki. Öğrenmenin ha. en gerekli koşullarından biri yeteri kadar uykudur. Büşra kızıyor bana bazen ya. Çok geç yatmayı seviyorum böyle serseri gibi dolanıyorum telefonda internette sonra o ama huyla Zık. ilgili bir şey az uyumak çok uyumak için mesela hani 3'e uyup 5'te kalkıyorsan o tamam patolojik ama mesela ben de gecenin şeyini severdim eskiden çok severdim sonra hastane daha erken gitmeye başlayınca mecburen erken uyumaya başladım ben mesela gecenin sessizliğini hep sevmişimdir hmm. yani gece uyanıp bir şeyler yapmak bence hep eğlencelidir. Yani ben mesela gece uyanıp NBA maçı izlemeyi akşam saat 9.30'da saat 10'da prime time dedikleri zamanda bir şey izlemeyi tercih ederim. Doğru Çünkü diyorsun. bence daha Şu güzel. Saatlerin bir şeyi oluyor hakikaten ya. Yani ben daha çok seviyorum. O gecenin sessizliğe hoşuma gitmiştir. Ben şeyden hiç o zaman haz etmem. Yani böyle Curcuna var. işte yok bilmem kimle bilmem kimin maçı var falan. Evde oturup televizyonda izlesem dışarıdan gelen sesten bile rahatsız oluyorum modundayım. ses. Allah değişik bir şey ya. Bizim burada da yoldan e, şeyin otobanın gürültüsü geliyor lan bizim eve ya. bilinç altına insanın böyle bir işliyor bence o. Biraz gerçi az duyuyorum sanki artık. Beynim inhibe edip yok ediyor ama yine Olabilir. de bir şey ya beyni dolduruyoruz çöp şeylerle verilerle. Evet Sensi'cim tükkanı kapatalım mı ufaktan? Kapatalım. Bir saat, bir buçuk saate gelmiş ya. Güzel oldu. Bayağıdır. Bir buçuk saat oldum ben. Aa Olmuş tabi. Zaman su gibi Hadi geçiyor. Ya. Vallahi iyi muhabbet etmişiz demek ki. Aga. Güzel konular. Değişik karışık konular ama. Bence de. Anlaşılmayan ya çok bilmiyorum, şey var. güzel konular ama işte. Anlaşılmayan çok şey olduğu için. Farazi kaldığı zaman her şey böyle biraz daha. Merak ediyorum. Ben merak etmeyi seviyorum ya. Bazen böyle. Sense insanı insan yapan şey merak etmek mi baş parmağıdır. Ya, yani. Büşra bazen kızıyor bana ya böyle boş boş şeyleri düşünüyorsun merak etme böyle <laughs> <laughs> ya da böyle bazen. <laughs> Bugün biraz böyle şeye daldım. Nerede o? <laughs> <laughs> Matematik falan filan böyle işte natural logaritma öbür işte şeyler sayılar <laughs> harmonik seri bilmem falan filan böyle. Ya şeyin başında masanın Aa, başında harmonik böyle. Harmonik seri mükemmeldir ama ya. Beynim emcüklendi şey oldu falan filan böyle geldi yanıma suratımı böyle şey yapıyor hafiften tokatlar. dedi, hadi, hadi dedi bırak artık delirdin iyice şey yaptım. Ha, hakikaten he dedim ya böyle evet kafam gitti şey yaptı. Neyse öyle ya. Çalışıyorsun düşünüyorsun kafa yoruyorsun da işte. Onu da ayarında yapmak lazım aga okay. ya. Aha. Bunun şeyi çok güzel ya. Michael'ın neydi? Ne? Vsauce. Vsauce'un bir tane Desmos'ta videosu var ya. Ne? Sana beyin Formüler bir şeyler yazarı... şey yapayım mı? Hı. Neydi o aga? Bir dakika. Meysa. Ah, ha ah. ha, Abi sayılar. Sayı teorisi. Bir dakika aga. Şunu bulmam lazım. Buldum. Ekran geliyor mu? Şu anda gelmiyor. Tükkanı kapatırken. Ben geriden gel mi geliyorum? Geriden geliyordur. Aga. Hı. Şimdi harmonik seriyi duyduysan. Harmonik seri nedir aga? 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı nokta nokta nokta. Evet. Bunu daha önce konuşmuş muyduk? Bir tane sabit var. Öğler sabiti diye. Öğler masurani sabiti diye de geçiyor bu aga. Uh -huh. Simgesi gamma. Temel olarak şu. Limit n sonsuza giderken 1 bölü n sayılarının toplamından uh -huh. logaritma n'in çıkartımı. Aga. Aslında sonsuza giden iki şehit birbirinden çıkartımı ve bu böyle sabit bir sayı veriyor. 1,577, 200, 15 falan filan falan. Tamam mı? Tamam. Bunun bir basamak daha ilerisi var. Şimdi harmonik seri birden sonsuza kadar kesirli sayıları sayıların Toplama. Bir de şey var aga. Ee, harmonik asal sayıların toplamı var aga. Daha doğrusu 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı, 1 bölü 5 artı 1 bölü 7, 1 bölü 11 13. Hı hı. Tamam mı? Bu sayılardan elen elen en el sayısı sonsuza giderken çıkarttığın zaman da e, böyle bir sabit sayıya ulaşmış oluyorsun. 1 virgül şey, 0,26 diye bir sayı aygı. Tamam. tamam mı? Bu da Meysel Mert <laughs> sabiti diye bir Özür sayı. Özür İyi derim, yaşa, ne demek Şimdi aga <laughs> bir daha iyi yaşa. Şimdi eğriler şey böyle. Teşekkür ederim. Temelde böyle aga. Şimdi şöyle. Mesela elen elen x for bilgiye eşittir elen x. Şurada gördüğümüz mor eğri aga. Tamam Denklemdeki. Bu sonsuza gidiyor. Elen elen x. Şu kırmızı şey. Çok daha yavaş bir şekilde sonsuza gidiyor. Tamam mı? Ee, ya da harmonik seri 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 sonsuza gidiyor ama asal sayıların harmonik şey yani şey e, kesirli hali çok daha yavaş bir şekilde olsa da sonsuza gidiyor aga hmm. şimdi benim merak ettiğim şey şu Harmonik seriden asal sayıların olduğu seriyi emcükleyebiliyoruz Asal sayıların olduğu seriden belli bir sıradaki belli bir sayıdaki şuradaki aga sayıları emcükleyip yok etsek ve bu sonsuza giden seri yine sonsuza giden bir seri olacaktır ve ondan elen 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 en sayısını sonsuza giderken çıkartsak böyle bir sabit bir sayı verecek bir seri var mıdır acaba? Bu sorunun cevabını merak ediyorum mesela. Çok biraz Çok karışık, soru. karışık kuruşuk yaptım ama ya şöyle düşün aslında en basit haliyle su nedir aga? H2O, 2 hidrojen, bir oksijen. Oksijen nedir? İşte atom numarası 8, e, 8 proton, 8 nötron. hidrojenle Sadece solo proton. Şimdi mesela hidrojen molekülü aslında bir çeşit şey gibi, kompleks sayı gibi mesela tamam mı? Nedir o işte? E, 30 nedir aga? 2 çarpı, 3 çarpı, 5 mesela öyle Hı. değil mi? Suyu da ne yapabiliyoruz biz? E, molekülü ya bu iki hidrojen bir oksijenden oluşuyor diyebiliyoruz. Oksijeni ne yapabiliyoruz mesela? Daha alt yapı taşı. E, ya kardeşim bu 8 proton 8 nötrondan oluşuyor diyebiliyoruz. Proton neden oluşuyor diyebiliyoruz fizikte. İşte iki kuark, işte up kuark, down kuark muhabbet var. Ya sürekli bir aslında şey var. Evrende, hayatta. Bir alt yapı taşı, alt yapı taşı var. Şimdi matematikte de harmonik seriden... Ee, hmm. elen eni çıkarttığın zaman bir sabite ulaşabiliyorsun. Harmonik seriden emcüklenen e, asal sayıların harmonik serisinden elen elen eni çıkarttığın zaman yine bir sayıya ulaşabiliyorsun. E, sabit bir sayıya ulaşabiliyorsun. Buradan neyi nasıl emcükleyip de Şimdi asal sayılar aslında bütün sayıların yapı taşı gibi. Daha alt bir ünite yok gibi. Öyle değil mi? Hmm. Teoride asal sayılarla bütün sayıları elde edebiliriz. Birbiriyle çarpa çarpa ya da kendi hissiyle biri çarparaktan. Ama daha altyapı taşı nasıl olurdu işte? Bunu merak ediyorum. Buna biraz böyle kafa yordum da Büşra yeter çok düşündü. Çok beyni yandı dedi. Kaldırdı beni sonra. Sana bilmediğim bir şey yorum yapmayacağım ya. Böyle ilkokulda olur ya. Arkadaş, Hocam bundan olabilir mi falan hani. Matematikler bulamamış ilkokulda sen bundan olabilir mi falan dersin ya. Hı hı öyle bir şey girmeyeceğim sen bilmiyorum. Yok canım Aga ben de bilmem <laughs> kimse de bilmiyor da zaten. Nasıl olurdu işte ya? Nasıl olurdu nasıl olurdu? Neyse. Böyle şeylere de kafa yorup işte ne işimize yarıyorsa bilmem ya. Merak etmeyi seviyorum bazen de boş işler bir yönden. Doğru boş değil şey bence. Şey. İyi bakalım aga. Tükeni kapatalım mı? arkadaşlar da beynini yaktık. Yani. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sizler de kendinize Görüş. iyi bakın.